Bugün öğrenme güçlükleri ve disleksilerle ilgili hem bir genel sunum yapacağım hem de bununla ilgili bir takım özellikle zeka yapılanması, zeka testleri ve bununla ilgili bir takım nörobiyolojik testlerle ilgili kısa bilgi vermeyi düşünüyorum. Sunumumuzu paylaşımını şöyle yapalım isterseniz. Şu anda şunu da şöyle yapalım. Sunumum görülüyor mu? Sunumunuz açıldı hocam, evet. Açıldı. Hemen onun slide şeklini alayım. Evet. Şöyle kendimi de şöyle köşeye alayım. Slide olarak görünmüyor şu an. Normal sayfa olarak görünüyor yine hocam. Bilginiz olsun. Normal sayfa olarak mı görülüyor? Slide olarak görülmüyor mu? Evet hocam. Nasıl yapacağız acaba onu? Normal slide şeklinde. Ekran şey yapıyor, sayfa atlıyor. Normal hani ekran tamamıyla büyük slide olarak görünmedi. Hemen şunu şöyle tekrardan deneyeyim. Şu anda slide gösterisini başlattım. Sizde nasıl görülüyor? Bizde yine sayfa görünüyor. İsterseniz bu şekilde gidebiliriz. Tamam, bu şekilde de gidebiliriz. Tamam. Sıkıntı yok. Hemen şöyle. Sunumumuzun genel planı işte tanımlardan bahsedeceğim, tarihçelerden bahsedeceğim. Disleksili çocuklarımızın yaş itibariyle gördüğümüz semptomlarından, etiyolojiden ve tanısal değerlendirmeden bahsetmeyi planlıyorum. Slide geçti mi şu anda? Görülüyor mu? İkinci slayttasınız hocam. Aynen. Tamam. Birçok öğrenme güçlüklerinin ya da disleksileri genel itibariyle şöyle ifade edeyim. Disleksiler biraz sonra ifade edeceğim gibi genel anlamda öğrenme güçlüklerinin, özel öğrenme güçlüklerinin bir alt tipi olarak anılıyor ama disleksi ve öğrenme güçlüğü hem literatürde hem de genel kullanıma itibariyle bazen birbirlerinin yerine de kullanılabiliyor. Çok çeşitli tanımlamaları var ama genel itibariyle tanımlama şöyle şu şekilde. Fiziksel ya da nörolojik bir bozukluğa bağlı olmayan, yaygın bir gelişimsel bozukluğa neden olmayan, zihinsel geriliğe ve eğitim olanaklarının yetersizliğine bağlı olmayan akademik becerilerdeki uygunsuzluklar, düşüklükler ve geriliklere genel itibariyle öğrenme güçlüğü olarak tanımlayabiliriz. Dediğim gibi pek çok çeşidi var öğrenme güçlüğünün. Bizim de en çok ortaya koyduğumuz şey disleksiler. Yani okuma bozukluğu, disleksinin tanım itibariyle ifadesi. Ama bunun yanında matematik öğrenme güçlüğü, yazı yazma bozukluğu, yani diskalkülü ve disgrafi gibi daha spesifik alanlarla ilgili bozulmalarla giden durumlar da mevcut. Bunun yanında farklı anlamlarda öğrenme güçlükleri de var. Mesela duyusal işlemleme güçlüğü ya da sözel olmayan öğrenme güçlüğü gibi. Ama bugünkü sunumumuzda bu ne duyusal işlemleme güçlüğü ne de sözel olmayan öğrenme güçlüğüne çok değinmeyeceğim. Daha çok bizim kliniklerde de çok fazla gördüğümüz disleksiler ya da özgür öğrenme güçlüklerinden bahsedeyim. Öğrenme güçlüklerinin yaygınlıkları ülkeden ülkeye ve konuşulan dillere göre değişiklikler göstermekte. Mesela Venezuela'da %33 gibi yüksek bir oranda bulunurken Çin gibi bir daha farklı bir alfabenin ya da dilin kullanıldığı durumlarda %1 olarak görülmüş. İngilizce konuşan ya da daha doğru ifade etmek gerekirse Latin alfabeleri kullanan ülkelerde %3 ila 5 oranında görülmekte. Ama bunlar daha çok çalışmalarda belirlenen bir takım rakamlar. Ama müdahale gerektiren öğrenme güçlükleri, ağır öğrenme güçlükleri binde 3 ila binde 4 arasında değişmekte. Erkekler biraz daha bu noktada şanssız. Erkekler ve kızlara oranı erkeklerde 3 ila 5 kat daha fazla ve solaklarda da solaklık bizim için önemli bir durum 4 kat daha sık görünmekte. Hocam, slayt ilerlemiyor. İkinci slaytta kaldı. Öyle mi? Evet. Nasıl yapalım onu? Şöyle yapalım. Tarihçedesiniz hocam, evet. Nasıl? Tarihçiye Burada. geldi. Altıncı slayttayız şu an. Aynen. Acaba şey yapınca niye bu şekilde yaptı ben anlayamadım. Tekrardan bir paylaşımı durdurup tekrar bir paylaşmaya çalışayım. Belki Olur hocam, nasıl düzelir. isterseniz. Çünkü bazen sıkıntılar olabiliyor.
şu anda nasıl slide gösterimi? İlerliyor mu slide'lar? Maalesef hocam yine aynı şeyde sayfa şeklinde tarihçedesiniz şu an. Bunu nasıl çözebiliriz sizce Çiğdem? Çünkü bu şekilde yapmam gerekiyor. Benim bildiğim ekranı kapatıp tamamen bilgisayar paylaşımını tamamen ekran paylaşımından seçmek gerekiyor ama Öyle yapıyorum ama tekrar. Peki, bu şekilde devam etmek ben de mecbur anladığım kadarıyla. Peki, şimdi bu şekilde devam edelim. Şöyle biraz büyüteyim o zaman tamamdır hocam. buradaki noktayı. En azından bu şekilde görüntüyü kaliteleştirelim. Şimdi tarihçeden işte bahsedecek olursak, yani çok da önemli değil buradaki isimler ama bunu biraz şunun için ifade ediyorum. Hani bir de ailelerden de genellikle bazen de farklı kişiler şöyle ifade edilmiş. Disleksiler için aynı şey geçerli. Dikkat eksiklikleri ve diğer gelişimsel bozukluklarla ilgili. Ya bunlar modern çağın hastalıkları. Bunlar bizim çocukluğumuzda yoktu. Bizim öğretmenlik ya da öğrencilik zamanımızda yok gibi bir takım ifadelerle bazen aileler, bazen eğitimciler, bazen öğretmenler bu şekilde bir yorumda bulunuyorlar. O yüzden bu slaytı buraya koymayı denedim. Çünkü tarihçiye baktığımız zaman yani 1800'lü yılların sonlarına doğru tanımlanan bir komponent disleksiler ve öğrenme güçlükleri. Yani yeni bir şey değil. Ta neredeyse bir asır öncesinde çok net bir şekilde tanımlanıyor. Yani ilk tanımlamaları 1891 yılında bir Fransız nörolog tarafından ortaya konuluyor. 1917 yılında Hildegard doğuştan kelime körlüğü olarak tanımlıyor. Sonra 1941'de özellikle de İkinci Dünya Savaşı yıllarında minimal beyin disfonksiyonu terimini kullanıyor ve nörolojik bir altyapıda olduğu ifade ediliyor. Bugünkü tanıma çok yakın bir şekilde ilk kez 1942 yılında Kök tarafından öğrenme yetersizliği ya da öğrenme güçlüğü şeklinde bir tanımlama getiriliyor. O yüzden yeni bir rahatsızlık, yeni bir bozukluk, yeni ortaya çıkan modern çağın bir bozukluğu değil. Disleksiler ya da öğrenme güçlükleri. Okul öncesinde ipuçları yavaş yavaş çıkmaya başlıyor. Ama hemen ifade etmem gerekirse, yani okul öncesi dönemde çok nadiren böyle tanıları koyuyoruz. Çünkü asıl tanılar genellikle okul döneminde ortaya çıkıyor ama daha önce sonrasında öncesinde disleksi ya da öğrenme güçlüğü tanısı konulmuş çocukların okul öncesi dönemlerine baktığımızda bir takım ipuçları var. Ve bunlar bize biraz farklı noktalarda bazı şeyleri işaret ediyor. Mesela konuşmanın gecikmesi, telaffuz sorunları, yetersiz sözcük dağarcığı gibi dil gelişimi sorunları, zaman kavramındaki bir takım farklılıklar, bazı kavramlarla ilgili farklılıklar, mesela önce, sonra, arka, ön gibi. El tercihinin gecikmesi önemli bir bulgu. Genellikle el tercihi 3 yaş ve sonrasında gelişiyor. Bazı çocuklarda hem sağ el hem sol el kullanımı bizim disleksiler açısından önemli bir ipucu olabiliyor. Resim çizmeye karşı isteksizlik, boyamaya karşı isteksizlik, şekilleri çizememe, ince motor becerilerle ilgili sorunlar, mesela düğme, ilikleyememe, makas, çatal, kaşık kullanamama gibi motor beceri sorunları genellikle okul öncesi dönemde itibaren gözlenir. Yani mesela şöyle ifade edelim. 4-5 yaşındaki bir çocuğu düşünelim. Normal gelişim gösteren çocuklar genellikle bu noktada 1000 civarında kelimeyi bilip normal semantik bir şekilde kullanabiliyor. Yani cümle yapısına uygun, dilin şekline uygun. Ama aynı yaştaki çocuk disleksiliği ya da disleksiyon çocukların tanı konumu çocukların geçmişine bakıldığında daha az kelime kullandı ve semantik açıdan daha farklı kullanımlar görebiliyor. Mesela sırasıyla mevsimleri, günleri saymakta zorluk çekebiliyorlar. Aynı şekilde rakamları sırasıyla saymakta özellikle 4-5 yaşlarında okul öncesi dönemde güçlük çekebiliyorlar. Biraz önce ifade ettiğim gibi temel sözcükleri, kavramları karıştırıyorlar. İşte azla çok gibi, sıcakla soğuk gibi. Genellikle ters kavramları karıştırabiliyorlar. İçgel, inçik, alt üst, ön arka gibi. Pek çok bu zıt kavramlar birbiriyle karışabiliyor.
motor beceriksizlikler ve motor koordinasyonla ilgili sorunlar belki de okul öncesi döneminde en sık gördüğümüz durumda daha çok işte beceriksizlik gibi, sakarlık gibi, ince motor becerilerle ilgili sorunlar, apraksi dediğimiz yeteneksizlikler ve beceriksizlikler genellikle bu çocuklarda özellikle okul öncesi döneminde net bir şekilde görebiliyor. Mesela ayakkabıları ters giyme, kıyafetlerini ters giyme, ters düzü anlayamam. Mesela 4-5 yaşından itibaren bunlar yavaş yavaş gelişmesi gereken kavramlar ama bunlar disleksili çocukların okul öncesi döneminde çok fazla hatalarla karşılaşabiliyoruz. Ama tabii ki bize hem kliniğe başvuran hem de tanı koyduğumuz gerçek dönem okul dönemiyle birlikte, birinci sınıfın ikinci dönemiyle birlikte bize başvurular başlıyor diye. Bu dönemdeki temel sorun okuma sorunu. Çünkü okuma yazma birinci sınıfın birinci döneminde yavaş yavaş öğrenilmeye başlanıyor ve bu noktadaki sıkıntılar bize kliniklere de başvuru nedenleri oluyor. Ne gibi sorunlar görülüyor? Okuma sırasında pek çok hata yapıyorlar. Mesela harf atlamalar, eklemeler, kelimelerin çarpılması. Okuma hızı genellikle yavaş bu çocukların. Sık sık da anlayarak okuma yetersiz. Sağ sol ayrımını iyi yapamadıkları için harflerin yerlerini değiştirebiliyorlar. Harf ses ilişkisi kurmakta zorlanıyorlar. Yani harfler ve rakamları aynıymış gibi gözlemleyebilirler. Çok klasiktir, herkes de bilir. B ile D'yi karıştırma, B ile P'yi karıştırma, 6 ile 9'u gibi karıştırma. Çok klasik bir bulgulardır. Hemen burada ifade etmem gerekirse, her B'yi D'yi karıştırma da tabii bir disleksi belirtisi değildir. Ya da her disleksi bir çocuk ya da öğrenme güçlü yaşayan çocuk B'yi D'yi karıştırmaz. Bu belki çok sık gördüğümüz bir belirti olmasına rağmen çok da ayırt edici bir nokta değildir. Heceleme genellikle bu çocuklarda çok zor öğrenilen ve gerçekten zorlanılan bir konudur. Hecelemeyi çok zor yaparlar, heceleri karıştırırlar, harfleri, sözcük atlamaları, eklemeleri genellikle görebilirler. Okudukları yerleri kaybetme, satır atlama, sıra karıştırma gibi bir takım görsel, uzaysal becerilerle ilgili sorunlar da özellikle birinci sınıfın ikinci döneminden itibaren bu çocuklarda net bir şekilde gözlenebilir. Yine ayrıntılı olarak görecek olursak mesela okurken kelime, satır atlama, sözcüklerin sonunu okumama, uydurma görülebilir. Okuduklarını parmakla takip etme ihtiyacı bazen çok ileri zamanlara, hatta erişkinlik dönemine kadar devam edebilir. İşte buradaki göz-el koordinasyonunun bozukluğu çok dikkat çekicidir. Şimdi normal okuma hızlarını bir görmek gerekiyor. Mesela birinci, bu tabii ki kesin rakamlar değildir ama yani ortalama 3 aşağı 5 yukarı genellikle beklediğimiz rakamlar bunlardır. Mesela birinci sınıf ortalaması, yani birinci sınıfın sonuna doğru dakikada 45 kelime beklerken, işte ikinci sınıfta 73, üçüncü sınıfta 91, dördüncü sınıfta 97, beşinci sınıfta da 120 kelime kadar dakikada okumasını bekler. Tabii bunlar %100 böyle olacak diye bir şart yok ama 3 aşağı 5 yukarı fikir vermek açısından mutlular. Harflerin ses karşılığını bulmada güçlük çekiyorlar bu çocuklar. Yani ses farkındalığı bu çocuklarda fonolojik anlamdaki farkındalık geç başlıyor ya da gerçekten de bazen gelişmiyor. Mesela hangisi A sesiyle başlar dediğimizde işte kuş mu, arı mı, köpek mi olduğunu fark edemiyor. Ses farkındalığı küçük yaşlardan itibaren bozulmuş oluyor. Algıyla ilgili sorunlar var. Hem görsel algıyla ilgili hem işitsel algıyla ilgili sorunlar var. Görsel algıyla ilgili sorunlar nedeniyle biraz önce ifade ettiğim gibi birbirine çok benzeyen harfler karışıyor. D ile B, T ya da H ile Y gibi, M ile N gibi harfler karışabiliyor. İşitsel işlemlemeyle, işitsel algıyla ilgili sorunlar nedeniyle seslerin birbirine benzediği harfler karışabiliyor. F ile V, K ile T gibi harfler karışabiliyor. Yani dar yerine far okuyabiliyor. Far yerine var anlayabiliyor. İşitsel işlemlemeyle ilgili bozukluklarda. Özellikle işitsel algıyla ilgili sorunları çocuğun dikte yaparken ki durumunda çok daha net bir şekilde görebiliriz. Yani dikte dediğimiz şey şu. Söylediğimiz sesi, kelimeleri çocuğun yazıya dökmesi. Bu noktada işitsel algı sorunları nedeniyle harfler daha net bir şekilde birbirine ses olarak benzeyenler karışabiliyorlar. Bunun yanında tabii disleksi okuma güçlüğü olarak algıladık ama pek çok alanda bozukluklar görülebiliyor. Mesela aritmetik becerilerde sorunlar da net bir şekilde birinci sınıfta birlikte başlıyor.
genellikle küçük yaşlardan itibaren sayı kavramını anlamakta güçlük çekiyorlar. Yani hangisi büyük, hangisi küçük? 5 mi, 100, 1 mi büyük? Hatta bunu bazen okul öncesi dönemde söylemeyi belki atladık o noktada. Sadece sembol anlamında 5 ya da 1 gibi değil de miktar anlamında mesela 5 tane elimize bir ceviz aldık, elimizde 3 tane aldık. Hangisi fazla, hangisi az gibi okul öncesi döneminde sorduğumuzda bunlarda da zorlanabiliyorlar. Aritmetik semboller yine çok zorlanıyor. İşte artı yerine çarpı gibi. Sayılar birbirine benzer sayılar özellikle yazım anlamında benzer sayılar görsel olarak karışabiliyor. 6 ile 9, 4 ile 7 gibi. İşlemlemeleri sağdan değil soldan başlıyorlar. Eldeleri unutma, çıkarırken deste bozmak yerine alttaki listesine çıkartma gibi bir takım noktalar görülebiliyor sıkıntılar. Çarpım tablosunun bu çocuklar için çarpım oluyor açıkça söylemek gerekirse. Hatta ileri sınıflara kadar, 5. 6. sınıflara kadar çarpım tablosu ile ilgili zorluklar son derece önemli. Yine matematiksel becerilerle ilgili sıraya koyma becerileri de bu çocuklar için çok sıkıntılı. Mesela işte haftanın günlerini, aylarını, mevsimlerini saymak, alfabenin harflerini saymak ve sırasıyla sayabilmek, bir takım ritmik sayma ile ilgili sorunlar çok sık görülüyor. Geriye sayma, ileriye sayma şeklinde ritmik bir takım sıraya koyma becerileriyle ilgili sorunlar vardır. Bunun yanında sözlü ya da yazılı olarak düşüncelerini, dinlediği bir hikayeyi ya da gördüğü bir film yapıyorum ya da bir takım kartları ifade etmekte ve sıraya koymakta güçlük çekebiliyor çocuklar. Yine biraz ayrıntılı bakacak olursak sık sık sayıları tersten okuyorlar ve farkına varmıyorlar. Bu dönemde problemlerle genelde gidiş yolları doğru olsa bile sonuçta yanlış çıkabiliyor. 62, 36 yazabiliyor ve bunun gerçekten farkına varamıyor. Semboller gittikçe karışabiliyor. İşte toplama yerine çıkarma, çarpma yerine bölme gibi hatalar. İleri sınıflarda özellikle ortaokul döneminde daha fazla sembol kullanıldığı zaman işte karekökler, sayılar, bir takım fonksiyonel ifadeler işte daha da karmaşık hale gelebiliyor. İşte bireylerde ya da çocuklarda. Algı sorunları zaten işin temelini oluşturuyor. Yani disleksi ya da öğrenme güçlüğü dediğimiz şey aslında bir algıdaki bir bozukluk. Görsel algıda biraz önce ifade ettiğim gibi ayrımsallaşma, figür demin de hafıza sorunları net bir şekilde görülüyor. Dokunsal anlamda algı güçlükleri var. Yani dokundukları bir şeyi algılamakla ilgili zorluk çekebiliyorlar. Oradaki proses yani işlemleme biraz bozuk olabiliyor. Mekansal algı güçlükleri çok sık. İşte bir pozisyonu algılamakta güçlük çekiyorlar. Yön bulmakta zorlanıyorlar ya da bir şekilde nasıl ifade etsem sayfayı net bir şekilde kullanamıyorlar, işte sırayı atlıyorlar. Yani algı sorunu özellikle mekansal algı işleri çocuklarda çok sık ve erken yaşlardan itibaren gözlenebiliyor. Hareketle ilgili sorunlar zaten çok eşlik ediyor. Biraz sonra özellikle komorbidite kısmında bunlardan da ifade edeceğim. Dikkatin kısa süreli olması, kolayca dağılması, konsantrasyon güçlükleri ya da hareketlilik ya da yavaşlık gibi bir takım hareket sorunları gözlenebiliyor. Mesela algı noktasında basit bir şekli kopya etmesi istendiğinde mesela alt tarafta dislektili çocukların kopya etme şekillerini görüyoruz. Net bir şekilde kopya edemiyorlar ya da bu şekilde bir takım bozukluklar ortaya çıkabiliyor. Yazma becerileri, okuma becerileri paralel bir şekilde sıkıntılı. El yazıları genellikle okunaksız, yavaş ve bu çocuklar yazmaya karşı son derece isteksiz ve kaçınma davranışı sergiliyor. Yani ailelerin bize çok sık gösterdiği gelme nedenlerinden birisi, hocam tamam okumayı öğrendik, yazıyoruz da ama yazmak kesinlikle istemiyor. Ya da öğretmenlerimizin buradaki temel noktası, tahtaya defteri geçerken çok zorlanıyor, hep geç kalıyor, en sonunda bırakıyor. Hiç ben yazı yazdıramıyorum şeklinde ifadeleri. Biraz önce ifade ettiğim gibi yazı yazma becerileri son derece sıkıntılı bir çocuklarımızın. El yazısı okunaksız, yavaş. Yazarken bazı harfler heceleri atlıyorlar, heceleri ya da sözcüğü ters çeviriyorlar. Tahtadaki yazıyı defteriye çekme, yani kopyalama kötü. Ama daha kötü olanı söyleneni defterine yazma. Yani dikte anlamında. Çünkü ikisi farklı anlamlardaki bir algı sorununu ortaya koyuyor. Yani tahtadaki yazıyı defterine çekme bir görsel algıyla ilgili bir süreç. Gördüğü şeyi kopya etmesini istiyoruz. Onlar da bozuluyor. Ama sesi yani söyleneni işittiğini bir harf şekline dönüştürebilme, harf karşılığını ortaya koyabilme bu çocuklarda son derece
zor. Özellikle biz de klinikte tanı koyarken dikte bizim için önemli bir ayrım noktası. O yüzden söylenenleri defterine yazarken de bu çocuklarımız zorlanıyor. Kelimeler aslında hiç boşluk bırakmıyor ya da kelimeyi iki üç kurba bölerek yazıyor. Yani heceleme yazarken de bozuluyor. Satır ve sayfayı iyi kullanamıyor. El göz koordinasyonları zayıf. Satırları atlıyorlar. Yanlış yere yazıyorlar. Mesela heceden bölmek gerekiyor. Satır sonlarını bunlar bu çocuklarımız bölmekte güçlük çekiyorlar. Yine kalemi uygun biçimde tutmakta güçlük, imla ve noktalama özellikle üst sınıflarda son derece bu çocuklar için zor. Örneğin mesela ortaokul döneminde çocukların özellikle Türkçe sınavlarında yaptıkları anlam hataları burada çok önemli bir de ipuçları verebiliyor. Yazılı olarak kendini ifade etmekte de ciddi anlamda zorluk yaşıyorlar. Biraz önce ifade ettiğim gibi belki buradaki karikatürdeki durum biraz egzajere edilmiş bir durum ama bazı disleksik çocuklar ters de yazabiliyorlar ve ya da heceleri ters şekilde yazmış olabiliyorlar. Bu da çok net bir şekilde disleksik bir çocuğun yazılarını görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi kelimeler ayrılmamış. Çünkü şöyle ifade edeyim, bu çok net. Şimdi biz konuşurken aslında kelimeleri bölmüyoruz. Sözleri, cümleleri net bir şekilde ortaya koyuyoruz. Yazı dilinde o kelimeler bölünüyor. İşte çocuklar burada konuştuğumuz şeyi yazarken nerede kelimenin bittiğini, nerede kelimenin başladığını algılamakta son derece güçlük çekiyorlar. Ve yanlış yazmalar çok gözleniyor. Bunun yanında bir takım duygusal ve sosyal alanlarla ilgili de bir takım sorunlar ya da bozukluklar bu çocukların kliniğinde eşlik ediyor. Mesela bu çocuklar daha çocuksu. Yani yaşıtlarından daha o ruhsal olgunluğu erişemiyorlar. Bunun pek çok nedeni olabilir. İşte zaten öğrenmenin alanı sadece bir okuma yazma akademik beceriler değil. Sosyal alandaki becerilerini de öğreniyor çocuklar ve bu öğrenmeyle ilgili zorluklar yaşıtlarına göre onları daha çocuksu yapabiliyor. Düşünmeden aklına eseni yapabiliyor. Sosyal çevrenin sözel olmayan ipuçlarını anlamakta da zorlanıyorlar. Yani öğrenme her alanda bozuluyor. Yani arkadaşının sinirli mi olduğunu, öfkeli mi olduğunu, sevecen mi olduğunu, bir insanın o noktada nasıl hissettiğini, yani bir yerde empati yeteneklerini de bir şekilde öğrenmenin bir parçası, sosyal öğrenmenin bir parçası. Öğrenme bozukluğunda bu noktalarda da sıkıntı yaşayabiliyor çocuklar. Bu da işte arkadaş ilişkilerinde zorluk yaşamasında, ilişki kurmada, ilişkiyi devam ettirmekte, değişikliklere uyum sağlamada sorunlar yaratıyor ve en nihayetinde özellikle de ergenlik döneminde disleksili çocuklarımızda en sık gördüğümüz sorunlar birisi düşük benlik saygısı ya da özgüven eksikliği net bir şekilde ortaya çıkıyor. Çalışma alışkanlıkları ta birinci sınıftan itibaren sıkıntılı. Yine kliniğe başvurma noktalarında bize en çok başvuru nedenlerinden birisi ödevler. Yani ödevleri alamıyor, eksik alıyor, unutuyor, yaparken çok yavaş. Ödevler bütün gece sürüyor, sık sık ara veriyor, çabuk sıkılıyor. Ara verirken de temel nokta şu oluyor, çocuk çok arayı veriyor. Ara verdikten sonra da tekrar başlamakta, ödevin başına oturmakta ciddi sorunlar yaşayabiliyor. Ödevleri yaparken birilerinin yardımına gereksinim diyorlar. Mesela birinci sınıfa giden bu çocukta elbette bir takım yardımlar yapmak lazım ama bir çocuk diyor ki dördüncü sınıfa gidiyor ve hala annesi babasıyla ödev yapmak, ders çalışmak ihtiyacı hissediyorsa burada bazı alanlarda öğrenme ile ilgili sorunlar olabileceğini ortaya koymak gerekiyor. Kliniğe çok farklı noktalarla, çeşitli noktalarla bize gelebiliyor. Okul başarısızlığı nedeniyle getirilmekte en çok gördüğümüz vaka tabii ki normal olarak. Ama bunun yanında okul korkusuyla, depresyonla, davranış bozukluklarıyla, somatik yakınma dediğimiz işte karın ağrısı, mide bulantısı ya da farklı anlamlardaki bedensel semptomlarla, gece korkuları, konuşma bozukluğu, yakınmaların altında da mutlaka öğrenme güçlüğü olup olmayacağı düşünülmeli ve bu yönlerde mutlaka incelemeler yapılabilmeli. Bu noktada o korkular ve depresyon özellikle okul çağında yaşayan bir çocuğun böyle bir belirtileri varsa öğrenmeyle ilgili sorunu olup olmadığı ders başarısı, akademik becerileri mutlak surette değerlendirilmesi lazım. Çok sık karışabiliyor.
Bazen aileler atlayabiliyor ve ortaya çıkış noktaları okul korkusu, kaçınma kaygısı, anksiyete bozuklukları şeklinde gündeme gelebilir. Şimdi dislektiklerin öğrenme güçlüklerinin ayrı bir tanısında pek çok durum var. Bunları sırayla bakacak olursak, zeka ile ilgili sorunlar, görme işitme kusurları, ciddi ruhsal bozukluklar, kronik hastalıklar, nörolojik hastalıklar, sosyokültürel yetersizlikler, aile içi sorunlar, motivasyon eksikliği, öğretmen sorunları, okul sorunları, aile içi çatışmalar falan çok farklı anlamlarda hem psikiyatrik, hem bireysel, hem çevresel, hem sosyolojik pek çok nokta disleksilerle karışabiliyor. Ama burada özellikle ifade etmeye çalıştığım, koyu da yazdığımda görmüşsünüzdür, zeka gerilimleri. Çünkü zeka ve öğrenme birbirleriyle çok karışan şeyler ve bunları ortaya koyarken de mutlaka ayırt etmek gerekiyor. Maalesef yine klinikte görüyoruz, bazı zeka gerilikleri öğrenme güçlüğü olarak adlandırılıyor. Ya da bir takım öğrenme güçlükleri zekasal gerilikler olarak isimlendirilebiliyor. Bu ikisini ayırt etmek çok önemli. Çünkü işin müdahale kısmında çok farklı modaliteler gündeme gelebiliyor. Ben şimdi zaten öğrenme güçlüğünün en başta tanımını yaparken orayı özellikle altını çizmem gerekiyor. Yani öğrenme güçlüğü diyebilmemiz için o kişinin bir zihinsel geriliğe, zeka geriliğine sahip olmaması lazım. Yani zekası çocuğun, kişinin normal ya da normalin üzerinde olması gerekiyor ki öğrenme güçlüğü tanısı koyabilirim. Bu çok önemli bir kriter. Böyle olunca tabii ki zeka nedir sorusu aklımıza geliyor. Zeka bir bir şey değil. Yani tek bir şeyi ortaya koymuyor. Farklı farklı zihinsel süreçlerin bir bütünü. Yani zeki bir çocuk dediğimiz zaman aklımıza tek bir yetenek gelmiyor, tek bir kavram gelmiyor. Yani kişinin akıl yürütme, yargılama, sorun çözme, soyut kavramları düşünme, akademik deneyimleri öğrenme, dikkat, bellek, organizasyon gibi pek çok zihinsel süreçlerin bir bütününü oluşturan temel öğe. Zekanın içinde dikkat ederseniz öğrenme de var. Ama ikisinin ayrılan temel nokta şu yani, zekayı ölçebiliyoruz. Ölçmemiz gerekir mi? Evet, kime göre, neye göre normal diyor. Ama bu istatistik bir veri. Yani efendim 100 kişi varsa bir ortamda ve bunların atıyorum zeka yapılarını ya da bir takım testlerden geçirsek 96'sı yani son ikisi ya da ilk ikisi hariç 96 normal olarak değerlendiriyoruz. İstatistik bir temel konu. O yüzden zeka ölçülebilir bir kavram. Yani boy, kilo, tansiyon, ateş, gözlük numarası gibi zekayı da farklı modalitelerle, farklı ölçümlerle ölçebiliyoruz. Standartize yapılan testler eşliğinde. Sunumun ilerleyen safhalarında bu noktalara özellikle değineceğim ama en sık kullandığımız zeka testleri 5'lerin çocuklar için uyguladığı zeka testleri LIS 4 ya da onun eski versiyonu LIS. Disleksilere pek çok eş tanı eşlik ediyor. Çünkü tek başına bulunduğunu genellikle klinikte görmüyoruz. Şimdi yukarıda da sol tarafta görüyorsunuz pek çok alan eşlik ediyor. Yani dikkat eksikliklerinden anksiyete bozukluklarına, otizmden depresyona ya da duygusal işlemleme bozukluklarından farklı alanlardaki üstün zekalılar kadar, Türet'e kadar pek çok eşlik eden semptom var ama burada özellikle dikkatimizi çekmek istediğim ve çocukları, gençleri en çok etkileyen ek tanı dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu tanısı. Çeşitli oranlar var çalışmalarda. %10 ile %60 oranında eşlik ediyor deniyor ama biz klinikte neredeyse %90'ında dikkatle ilgili sorunları net bir şekilde görüyoruz. Bu çok önemli. Niye? Özellikle öğrenme güçlüğü çeken çocuklarda dikkat sorunları eşlik ettiğinde dikkat düzelmeden, dikkatin belli bir seviyeye getirilmeden öğrenmenin başlamasını çok bekleyemiyoruz. Ben hep onu şuna benzetiyorum. Öğrenme becerileri arabanın motoru gibi ama dikkatli arabanın benzini. Arabanın motoru ne kadar iyi olursa olsun benzin olmazsa o motoru çalıştıramaz. O yüzden mutlaka dikkati değerlendirmek ve
Genellikle %80-90'ında dikkatle ilgili sorunlar gündeme geliyor ve bunun düzeltilmesi çocuğun öğrenme becerileri ve alacağı bir takım spesifik eğitimlerin verimliliğini arttırması açısından son derece önemli ve mühim. Disleksi neden olur? İnanılmaz fazla karışık bir takım teoriler var. Farklı alanlarda nörokognitif, biyolojik anlamda çalışmalar var ve teoriler var. Bunlara hiç girmek istemiyorum. Gerçekten karmaşık. Fonolojik tarafı var, dil tarafı var, magnetoseller dediğimiz iç kulak ve cerebellumun içine katan bir takım teoriler var. Gerçekten şu aşamada çok önemli değil ama bileceğimiz şey basitleştirilmiş noktada şu. Şimdi slaytımızı çok çalıştıramıyoruz. O yüzden hepsini bütün olarak görüyorsunuz ama genellikle öğrenme şöyle ilerliyor. Önce bir duyusal girdi var. Yani işitsel, görsel, duyusal anlamda beş duyumuzdan üçünden ya da farklı alanlardaki duyusal girdiler de olabilir. Bir takım duyusal girdiler oluyor. Bu algısal beyin dediğimiz bir beyin yapısına geliyor. Beyin bunu algılıyor. Okuma anlamında algılıyor, ses anlaması algılıyor, bir algılaması var. Ama bu algılama bir noktadan sonra da bütünleştirmeyi gerektiren başka bir beyin bölgesine geçiyor. Yani bütünleştirmeyi sağlayan, işte soyutlamayı, sıraya koymayı, organizasyonu sağlayan bir bölüm var. Bölgeler var sırasıyla. Ve bu bütünleştirme sağlanıyor ve bu bütünleştirmenin neticesinde motor bir çıktı oluşuyor. İşte konuşuyoruz, yazıyoruz, okuyoruz. Neyse. Şimdi istekte de öğrenme güçlüklerinde iki noktada sorun oluyor beyin yapısıyla ilgili. Ya beynin algısal kısmı ile ilgili yani duyu organlarıyla aldığımız noktaları algılamayla ilgili bir sıkıntı oluyor. Ya da algılamanın normal olup bu işlemlemesi, bütünleştirmesi, entegrasyonu ile ilgili bir sorun ortaya çıkıyor. Ve bu noktada sonuç itibariyle işte yazıda, konuşmada, okumada neyse bir takım bozukluklar gündeme geliyor. Bu çok basitleştirilmiş bir, hani biraz önce ifade ettiğim gibi etiyolojik modelde çok 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 ayrıntılı süreçler var. Ama genellikle şöyle ifade ediyoruz. Yani genetik anlamda bir takım yatkınlıklar var. Çevresel bir takım faktörler oluyor. Ve beynin bir takım bölgeleri, farklı anlamlarda bölgeleri etkileniyor ve öğrenme güçlükleri ortaya çıkıyor. Genetik noktada yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Disleksi annesi ya da babadan birisi disleksili olsun. Erkek çocuklarda %30 ya da 40 oranında, kız çocuklarında %17 ya da 18 oranında disleksi oluşuyor. Hem anne hem baba disleksili ise neredeyse %75 oranında çocukta disleksi görülüyor. Yani bu da genetik anlamdaki bir sürecin net bir şekilde görünüyor. Bu normalden 5 ila 12 kat daha fazla bir oran. Mesela tek yumurta ikizlerinde birlikte görünme oranı %68, çift yumurta ikizlerinde %37. Bir takım kromozomlarla ilgili, özellikle kromozom 15'te tek kelime okuma performansı ile, kromozom 6'da ise fonolojik farkındalıkla ilgili bir takım bozukluklar gözlenmiş. Bir de dediğim gibi beynin farklı alanlarında özellikle temporal lob, planum temporal bölgesinin simetrisi ya da ters asimetrisi etiyolojik anlamda önemli bir durum. Yani burada şunu demek istiyorum. Normalde sağ elini kullanan, disleksili olmayan bir bireyde sol planın temporal dediğimiz bölge daha güçlü, daha yoğun ve daha büyük. Disleksili olan kişilerde ya her iki planum temporale eşit oranda, yani bir eşitlik var, ya da ters asimetri. Sağ taraf daha kuvvetli. Yani bir farklılık var. Bunun yanında çeşitli ektopik hücreler, ya da mikrogliyalar dediğimiz yerde işte hücresel boyutunda bir takım farklılıklar beyin bölgesinde saptanmış. Ama şunu net biliyoruz. Beslenme bozuklukları, çok fazla bilgisayar ya da tablet, televizyon izleme, aile içi stres, kavga, şiddet, ayrılık, disleksiye, öğrenme güçlüğüne direkt olarak etki etmiyor. Ha, var olan semptomları şiddetlendirebiliyor. Ek bir takım bulguları ortaya çıkarabiliyor ama direkt olarak etkiliyor. Tanı süreçlerinden biraz bahsetmek istiyorum. Disleksi öncelikle şunu ifade edeyim. Klinik bir tanı. Ne demek bu? Çocuk psikiyatrisi uzmanı ya da klinik psikoloğun koyduğu bir tanı. Bir laboratuvar görüntüleme ya da bir takım testler tek başına disleksiyi tanısı koyduğu. Ama mutlaka yardımcı oluyor biraz daha. Genellikle
Önce aile ve çocukla ilk görüşme yapıyoruz, bilgi alıyoruz. Ailenin doldurduğu ölçekler çok önemli. Okul ve öğretmenlerden alınan bilgiler bizim için çok kıymetli. Özellikle öğretmenin doldurduğu spesifik bir takım ölçekler, öğrenme güçlükleri, belirli tarama listesi gibi çok çok önemli, ruhsal muayene önemli. Testler de bize çok yardımcı, destek oluyor. Özellikle biz 4 gibi bir zeka testi. Mottoyu ben hepsinde uyguluyorum. Neredeyse bütün listesi düşündüğüm çocuklara uyguluyorum. Temel amaç burada çocuktaki dikkat becerilerini ortaya koyabilmek. Eğer dikkatle ilgili bir sorun varsa, biraz evvel ifade ettiğim gibi, dikkatin düzenlenmesi eğitimin kalitesini ve çocuğun ilerlemesinde çok önemli bir kilit nokta olarak ortaya çıkıyor. Şimdi testlerden kısaca biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü önemli bir alan. Biz de şimdi görüyoruz. Şimdi bizim en çok kullandığımız zeka testi, DISC4 zeka testi. En son DISC5 var ama henüz daha Türkiye'de çalışması yok ve en son Türkiye'de çalışması yapılan 2013 yılından itibaren DISC4. 4 tane temel endeks mevcut DISC4'te. Bunlar sözel kapasite, algısal akıl yürütme, çalışma belleği ve işlemde mazi diye 4 alan var. Yapılan çalışmalar DISC4'lü çocuklarda en çok etkilenen alanın çalışma belleği ve işlemleme hızı alanları olduğunu ortaya koyuyor. Sözel kavrama ve algısal akıl yürütme genel itibariyle korunuyor. Bir önemli nokta daha var. Özellikle biz 4 zeka testinin zeka yapılanmasının bütüncül olup olmadığıyla ilgili önemli bir cümle. Zeka yapılanmasının bozulması bizim için testler açısından önemli bir gösterge oluyor. Alt testlerde de en çok etkilenen alan sayı dizisi, harf rakam dizisi ve şifre alt testleri en çok etkilenen özellikle disleksilerdeki alanlar. Mesela şurada bir disleksili çocuğun DISC4 performans grafiğini görüyorsunuz. Özellikle çalışma belleği ve işlemleme hızı en çok etkilenen alan. Diğer alanlar sözel kapasite ve algısal akıl yürütme alanları genellikle korunmuş oluyor. Diğer taraflar DISC4 zeka testiyle ilişkisi yok. Genellikle Amerika'da, Avrupa'da uygulanan bir takım akademik beceri testleriyle ilişkili. Mesela orada da okuma, akıcılığı, heceleme ve el yazısı hızı ile ilgili son derece düşüklükler tespit edilmiş. Mesela bu praktik bir çocuğun yani daha doğrusu yazıyla ilgili bir takım sorunları olan çocuğun bir VIS-4 örneği. Orada yine biraz önce ifade ettiğim gibi işlemleme hızı çok düşük. Çalışma belleği son derece düşük. Sözel kavraması ve algısal akıl yürütmesi nispeten korunmuş durumda. Bu da bir çalışmadan aldığım veri. Özellikle disleksili çocuklarda yapılan VIS-4 testinin alt parametrelerini değerlendirdiklerinde 3 alanla ilgili sayı dizisi, harf rakam sayı dizisi ve kodlama yani şifre alt testlerinde diğer testlere oranla daha düşüklükler görülüyor. Bu da bizim açımızdan önemli bir veri. DISC4 geçmişte bayağı kullandığımız bir testti. Hala da işlevselliğini sürdürüyor. Kliniklerinde özellikle klinikte çalışan arkadaşlar da bu konuyla ilgili bilgi sahibidir. Ama ben yine de bir üstünden geçmek istiyorum. Çünkü DISC4'da uzun yıllardan beri kullanıldığı için daha net veriler de olabiliyor. Şöyle ifade etmek gerekirse, DISC4'da biliyorsunuz sözel zeka puanı ve performans zeka puanı diye iki tane ayrı alan var. Sözel zeka puanı performans zeka puanından 15 puan düşükse dilsel alan. Performans zeka puanı sözel zeka puanından 15 puan düşükse görsel motor arıza alanında sorun olduğu ifade edilmiş. 3 tane patern tanımlanıyor burada. Sözel zeka puanının performans zeka puanından yüksek olduğu bir patern. Yani 15 ila 40 puan arasında bir yükseklik varsa sözel tarafta. Sağ hemisfer lezyonlarıyla daha çok organik lezyonlarla açıklanmakta. Performans zeka puanı sözel zeka puanından yüksek olduğu paternde de genellikle disleksiyle açıklanmakta. Bu iki çocuklar genellikle sözlü ifadelerde zorlanıyor ve sol hemisfer bozuklukları var. Sözel zeka puanı ve performans zeka puanı birbirine yakın ama alt testlerle ilgili bir takım sıkıntılar varsa da şöyle bir süreç söz konusu. Yine şurada bir takım bilgileri de aktarmış olayım. Mesela burada 4 tane kategori var. DISC4 kategorisi, kazanılmış bilgi kategorisi, mekansal yetenek kategorisi, kavramsal yetenek ve sıraya koyma yeteneği kategorisi.
Bu noktalarda en çok etkilenen alan kavramsal yetenek kategorisinin ortalaması. Daha doğrusu özgür öğrenme güçlüğünde kavramsal yetenek kısmı daha korunuyor. Neydi kavramsal yetenek kategorisi? Yargılama, benzerlikler ve sözcük dağarcığı ile ilişkili. Zihinsel engellilikte ise bu durum 30'un altına düşüyor. En çok etkilenen kısım ise kazanılmış bilgi kategorisi. Daha sonra sıraya koyma ve mekansal yetenek kategorisi de disleksilerde etkilendiğini görmektedir. Farklı bir takım gelişimsel testler de var. Mesela GESTER'in gelişim figürleri testi, 9 figürden oluşan çok basit bir test aslında ama çok güzel veriler sağlayabiliyor bize. Muayene esnasında bile bunu yapabiliyoruz. Mesela birinci sınıfta gamalar ve eşkenler dörtgene kadar yapabileceğim. 9 yaşından sonra köşegenleri birleştirme ve silindiri de yapmasını bekliyoruz. Şekil bozma, birleştirememe, bütünleştirememe, çizgilerin aralarını açık bırakma ya da döndürme gibi bir takım hatalar var. Eğer çocuk figürleri çizerken zorlanıyorsa, görsel algı, aydınlaştırma, bütünleştirme alanlarında sorunlar olduğu, ince motor becerilerde sorun olduğunu gösterebiliyor. Bender Gestalt testi özellikle geometrik figürlerle ilgili bir test. Yani çok basit bir test ama bize çok önemli bilgiler verebiliyor. Daha çok öğrenme güçlükleri ve organik bir takım etiyolojileri yani nörolojik anlamda bir takım etiyolojileri ayırt etmekte kullanılıyor. Bütünleştirme, döndürme, birleştirme, duramama, şeklin bozulması gibi bir takım hata türleri var. Yapılan hata türü önemli. Öğrenme güçlüklerinde genellikle birleştirme, şeklin bozulması hataları sık sık yapılırken organik durumlarda genellikle döndürme hataları yapılıyor. Sağ sol dominant testi daha çok yine bir muayene şekli çocuğun sağ ile solunu ayırt edip edemediği ile bakılıyor. Kendi bedenindeki sağ sola ayırt edemediği, karşısındakinin sağını soluna ayırt edip edemediği ile ilgili bir takım sorular var ve genellikle bize iyi bilgiler verebiliyor. Görsel işitsel sayı dizileri testi yine eski bir test ama çok işe yarayan bir test. Öğrenme güçlüğünü tanımlamak için KOTÜS tarafından gerçekleştirilmiş 6-13 yaş arasında uygulanan bir test. 4 tane alt ölçüm var. Çok önemli değil. Bunlar işte görsel işitsel belleği ve dikkati ölçüyor. Yani şöyle ifade edeyim. İşitsel sözler ya da görsel sözler noktaları var. Çocuk sayılar önce testi uygulayan okuyor. Daha sonra okunan sayıyı çocuğun söylemesi isteniyor. Bu işitsel sözler. Görsel sözler sayılar 10 saniye bakıyor. Sonra kafası ne kadar aklında kaldıysa onu söylüyor. Yazılı olan testler ise yine görsel işitsel olarak ayrılıyor. Sayıları sırayla söyleniyor. Çocuk yazmasını istemiyor. Ya da sayılar 10 saniye yine bakıyor. Sonra kağıda yazmasını istemiyor. Bu da çok sık sık uyguladığımız bir değerlendirme yöntemi. Saat çizimi yine önemli bir nokta. Özellikle sayıların yerleştirilmesi mekansal alanlarla ilgili çok iyi bilgiler verebiliyor. Okuma yazma becerisini genellikle ben bu tür sorunlar olan çocuklarda mutlaka değerlendiriyorum. Çok doğru kelime sayısı, yaptığı hatalar, anlama becerisi, yazma becerisi her iki yönde değerlendiriyor. Biraz önce ifade ettiğim gibi hem kopyalama hem dikte becerisi. Ve bunu bir şekilde değerlendiriyor. Müdahale konusuna çok değinmek istemiyorum. Çünkü müdahalenin en önemli kısmını özel eğitim yaklaşımları oluşturuyor ama temel felsefe şu, özel eksikliklerini ve zayıflıklarını doğru olarak değerlendirme en uygun yaklaşım şekli eğitim. Özel eğitim, bireyselleştirilmiş çocuğun eksikliklerini ve zayıflıklarını gidermeye yönelik uygun eğitim metodolojisi, disleksi öğrenme güçlüklerinde en önemli yaklaşım. Çocuklar mümkün olduğu kadar sosyal işlev düzeylerine yakın bir sınıfa yerleştirilmeli ve okumada özel yardım verilmeli. Birlikte ortaya çıkan duygusal davranışsal sorunlar, özellikle dikkat sorunları tespit edilirse mutlaka uygun yolla tedavi edilmeli. Son yıllarda bilgisayar programları ve nörofeedback yöntemleri de özellikle tedavinin ya da müdahalenin bir parçası olarak son derece iyi neticeler alıyoruz. Son olarak neden tedavi etmeliyiz, neden müdahale etmeliyiz? Çünkü diğer çocuklara göre 2 ila 5 kat daha fazla tıbbi sorunları var disleksi çocuklarımızın. 3 kat daha fazla tıbbi ilaç
kullanımı var. %30'unda epileptik nöbet var. %30'u görme sorunları var. %30'unda işitme sorunları var. Üçte birinde obezite ile ilgili sıkıntılar var. Psikiyatrik bozukluklar normal popülasyona göre 6 kat fazla. 50 yaşından önce ölme olasılığı bile 58 kat fazla disteksili bireyde. Yani bu yüzden erken farkındalık ve mutlaka erken müdahale son derece önemli. Biz bu çocukları bir şekilde erkenden tanımlarsak uygun eğitim metotlarıyla da ve desteklenirse de psikolojik desteklerle son derece başarılı olabiliyorlar. Net bir şekilde performanslarının üstesinden gelebiliyorlar. Bir de klinik anlamda gördüğüm, çok sık gördüğüm bir nokta. Disleksili çocuklarımızın pek çoğunda genel itibariyle bir özel yeteneği gözlemliyoruz. Bunu çok sık görüyoruz. O yüzden bence müdahalenin bir kısmında çocuğun güçlü yanlarını ortaya koyabilmek ve bu noktada da neler yapabileceğimizi değerlendirebilmek. Benim sunumum böyle. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Şöyle yapalım. Kalan süremizde de sorulara yanıt bulayalım. Kafanıza takılan ya da paylaşmak istediğiniz şeyler varsa da mutlaka bunları dinlemek isterim. Bizim için çok yararlı olacaktır. Teşekkür ederim hocam. Emine Hanım el kaldırmış soru sormak için sanıyorum. Ona söz hakkı verebiliriz. Emine Hanım mikrofonunuzu açabilirsiniz. Merhabalar. Öncelikle çok teşekkürler hocam. Süper bir anlatımdı. Ben şeyi sormak istiyorum. WISC-4 ya da WISC-R testinde sadece dikkatle ilgili alanda problem çıktığında dikkat eksikliği ve hiperaktivite olarak bir soru işareti oluyor kafamızda. Ama eğer çocukta disleksi de varsa diğer sizin bahsettiğiniz alanlarda da problem oluyor, değil mi? Yanlış anlamadım yani. Teşekkürler. Hocam mikrofonunuz kapalı. Açabilir misiniz? Şu anda sesim geliyor mu? Evet, geliyor hocam. Şimdi WISC-4 testi tabii ki tek başına disleksiler açısından bir tanı koydurucu test değildir. Bu noktada ama bir de çok şu noktalarda çok net bilgiler veriyor. En önemli nokta bir, çocuğun zekasal performansı normal mi değil mi? Bir kere onu ortaya koyuyor. Bu bizim için çok önemli bir yol ayrımı. Çünkü biraz önce ifade ettiğim gibi öğrenme güçlüklerine disleksi tanısını koyabilmek için çocuğun normal ya da normal üstü zekaya sahip olması gerekiyor. Bu olmazsa olmaz. O yüzden zeka testleri anlamında birinci baktığımız nokta bu. Çocuğun zekası normal mi değil mi? Normal sınırlar içerisinde. İkincisi, alt testler arasında bir bütüncüllük var mı yoksa bütüncüllük bozulmuş mu? Bütüncüllüğün bozulması özellikle öğrenme güçlüğü ve disleksiler açısından çok önemli bir konu. Gelelim alt testlerdeki durumlar. En çok etkilenen alanlar çalışma belleği ve işlemleme hızı alanı. Elbette ki sadece disleksiler ve öğrenme güçlüklerinde çalışma belleği ya da işlemleme hızı etkilenmiyor. En basit örneği özellikle dikkat bozukluklarında da özellikle de çalışma belleğinin bozulduğunu görebiliyoruz. Başka bir antide belki son dönemlerde çok sık gözlemliyoruz. Yavaş kognitif tempo dediğimiz başka bir bilişsel bir süreç var. Daha çok dikkat bozukluğunun alt tipi olarak adlandırılıyor ama farklı bir antite olarak da ortaya konulabilir. Mesela bunlarda da işlemleme hızı tek başına son derece düşük. Çalışma belleğe gayet iyi olabiliyor. Ama genellikle disleksilerde öğrenme güçlüklerinde her ikisi birden de bozulmuş oluyor. Ama bunun yanında tabii ki disleksi diyebilmek için sadece WISC-4 alt testlerine bakmak yanlış olur. Bunun yanında çocuğun mutlaka okuma, yazma, öğrenme ve biraz önce ifade ettiğim gibi görsel uzaysal becerilerini de değerlendirmek, okuma hızını, yazma hızını ortaya koyabilmek, akademik becerilerini net bir şekilde değerlendirebilmek de çok önemli. Çok sağ olun. Rica ederim. Teşekkürler hocam. Semra Hanım'a söz hakkı verebiliriz. Tabii. Merhaba hocam, teşekkür ediyorum. Merhabalar. Çok istifade ettiğim bir eğitim oldu. Hocam ben rehber öğretmenim. Bazen velilerimize evet çocuğunuzda bir hani
bir ihtiyacı var. Bu Hı. ihtiyacını biz görebiliyoruz ama hani bir de Hı. RAM'a yönlendirelim. RAM'dan bakalım ne diyecekler diye elimiz güçlensin diye yönlendiriyoruz ama velilerimiz çoğu kaynaktan ya tanıdıklarından ya da internetten edindikleri bilgilerden işte hocam tanı almasın, tanı aldığı zaman işte ileride askerlik, polislikte veya işte bankacılık konusunda hocam kredi çekme falan inanın ben velilerden duyuyorum, öğreniyorum bunları. Hocam diyorlar şey olacak, sıkıntı yaşayacak benim çocuğum, etiketlenecek. Öğretmen onun veya arkadaşları, bir de şey var hocam, web planı yaptığımızda bu öğrenciye farklı sınav ve farklı işte ödevlendirme yapılması gerektiğini söylüyoruz öğretmenlere. Öğretmenlerimiz de ben bunu yaptığım zaman diğer arkadaşları neden ona farklı yapıyorsun diye soru soruyorlar. Biz de orada ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Veya çocuk da kendini böyle ayrı tutulmuş gibi hissedebiliyor. Birincisi hocam, velileri yönlendirirken etiketlenme konusunda hani elimizden geldiğince bir şeyler söylüyoruz ama bazen yeterli olamayabiliyor. Ya da çocuğu işte destek eğitim aldırdığımızda sınıftan alıp destek eğitim odasına alınca da böyle bir kendini hocam niye beni alıyorsunuz gibisinden bir soru gelebiliyor. Bu konuda inanın ki hocam, hani mutfakta çalışan biri olarak bu çocukların, ailelerin yaşadığı sıkıntıyı birebir gözlemliyorum. Aslında bu tamamen çocuğun gelişimi için hani yapılan bir müdahale okullarda. Ama yine de hocam toplum olarak hep böyle şey bakıyoruz. Bu çocuklar hep eksikmiş gibi, aslında farklı olduklarını biz anlatıyoruz diğer velilere. Ya bu konuda ne yapabilirim, daha ekstra yapabileceğim şeyler varsa hocam çok teşekkür ediyorum. Duymak çok zevkli olacak. Ben teşekkür ederim hocam. Şimdi şöyle söyleyeyim, bir nokta çok çok önemli. Özellikle bu ailelerin raporlandırma konusunda, RAM'a gitme konusunda, bireysel web programı alma konusundaki kafalarındaki soru işareti bizim de son derece sıklıkla gördüğümüz ve ailelerin de belli alanlarda kaçındıkları aslında bir açıdan baktığımız zaman da maalesef ki bu sadece bir tek öğrenme düşünceleri değil. Bugün psikiyatrik anlamda pek çok tanısal girişimde yarın bir gün karşısına çıkacak mı endişesi, korkusu ailelerin var. Ve bu pek çok noktada hem bireysel eğitim almada hem tedaviye ulaşma anlamında son derece önemli bir direnç sağlıyor maalesef ki. Burada ailelerin açısından da baktığımız zaman çocukların geleceğini bir şekilde ipotek altına alınabilecek olma ihtimali bile son derece kafa karıştırıcı ve kar zarar hesabı yapabiliyorlar. Ve iş başka çok saçma noktalara kadar gelebilir. Biraz önce ifade ettiğiniz gibi yani bankadan kredi çekmeye kadar, engel teşkil edilmeye kadar gidebilir. İşte burada mutlaka işin idari ve yönetim kısmı çok önemli. Ailelere net bir şekilde bilgi vermek gerekiyor ki ileride bu çocukların hayatlarını idame ettirme noktasında bir takım kamusal alandaki haklarından mahrum kalmayacağına dair net bir bilgi verilmesi ve bunun da garanti altına alınması gerekiyor. Yoksa bu garanti altına alınmazsa çok net ifade edeyim. Şimdi bir çocuğa özgür öğrenme güçlüğü ya da disleksiler açısından çözler raporu çıkması gerekiyor. Sağlık kurulu raporu. Sonra çözler raporuyla RAM'a başvurmak gerekiyor. Sonra da bir eğitim planlama yapılması gerekiyor. Sistem böyle işliyor. Şimdi çözler raporu dediğimiz şey özürlü sağlık raporu aslında eskilerin deyimiyle ve maalesef ki şöyle bir sistem var. Biz dernek olarak sürekli bunlarla uğraşıyoruz ama maalesef ki çok netice aldığımızda söylenemez. Çünkü karşımızdaki idareciler çok eğitimle, sağlıkla işi olmayan kişi. Mesela öyle maalesef ki. Süreçler, prosedürler çok yavaş ilerliyor. Şimdi bu noktada özürlü, yani çözler raporu alındığında Türkiye özürlü veri tabanı diye bir taban var ve çocuk bir şekilde oraya kaydediliyor. Ve bu rapor süresi bitse bile ya da çocuk gerçekten hani bu noktada normal yaşıtlarının yakaladığına dair rapor alınsa bile ismi o veri tabanında kalıyor. Ve bu bir şekilde askerlikte, ehliyette, özellikle de farklı alanlardaki sınavlara girdiklerinde net bir şekilde ortaya çıkıyor. Nereden biliyoruz? Atıyorum işte benim meslekte 16. yılım. Bundan 10 sene önce bir çocuğa disleksi tanısı koymuşuz.
Birisi kapımızı çalıyor. Sana 10 yıl önce disleksi tanısı ya da öğrenme güçlüğü ya da dikkat eksikliği tanısı koymuştunuz. Falanca tedaviyi başlamıştınız. Falanca yönergeyi yapmıştınız. Şimdi ben askere gideceğim. Karşıma çıktı bu. Bu tanının silinmesi gerekiyormuş diye. Dönüşler son yıllarda son derece arttı. Yani ailelerin endişesi bir noktaya kadar maalesef ki haklı. Çünkü bunlar ortaya çıkıyor ve bu kişilerin özellikle biraz önce ifade ettiğim gibi kamusal alandaki hizmetleri almamayla ilgili en ufak bir engel yok. Çünkü bu bir engel değil, bir farklılık. Ama maalesef ki bütün özel durumları aynı torbaya koyulduğu için disleksiler de öğrenme güçlükleri de farklı alanlardaki engelliliklerle aynı kategoride değerlendiriliyor ve bu da ileriki dönemlerde çocukların, kişilerin, ailelerin bu konularla ilgili resmiyete büründürmekle ilgili ciddi dirençlere neden oluyor. Bunu çözecek olan kimler? Elbette ki yöneticiler. Bununla ilgili biz tabii sivil toplum örgütleri olarak mücadele ediyoruz. Tabii ki burada eğitimcilerimiz çok önemli. Burada sistemi, prosedürü değiştirmek için alttan gelen bir dalga olması gerekiyor. Yoksa biz şunu da diyemiyoruz yani ailelere. Şunu demek çok zor. Türkiye'de yaşıyoruz maalesef ki. Raporu çıkartıp hiçbir şey olmayacak senin çocuğuna. Diyemiyoruz. Olabiliyor çünkü. Görüyoruz da bunu. Maalesef yaşıyoruz. O yüzden burada temel nokta birlikte anlatabilmek. Özellikle de yöneticilere anlatabilmek. Çünkü bir açıdan baktığımız zaman ailelerin direnci de önemli. Özellikle BEP alanındaki yani bireysel eğitim planlaması alanı çok iyi çalışıyor Türkiye'de okullarımızda. Bizde gördüğüm kadarıyla bu çok önemli bir şey. Çocuğun bireysel anlamda destek alabileceği çok iyi ortamlar ortaya konulabiliyor. Ama yine biraz önce ifade ettiğim gibi ailelerin ya da diğer çocukların kafasındaki o tabular olunca ister istemez ayrışma, etiketleme de gündeme gelebiliyor. Bunu aşabileceğimiz tek nokta da anlatmak. Bunun bir farklılık olduğunu, bunun geçebilecek bir durum olduğunu, bir göz bozukluğu gibi olduğunu ortaya koyabilmek çok önemli. O yüzden anlatacağız dilimizin döndüğünce ve özellikle de yönetimin bu noktada ailelere iç rahatlatıcı bir şey sunması gerekiyor. İnşallah önümüzdeki süreçte bu prosedürler daha netliğe kavuşur diyorum. Teşekkürler hocam. Özge Hanım'a söz hakkı verebiliriz. Tabii. Özge Varhan'a. Tabii. Merhabalar. Öncelikle çok teşekkür ederim. Gerçekten çok anlamlı bir şey sunum oldu. Ben Teşekkür birkaç şey sormak istiyorum. Mesela dikkatle ilgili genellikle ben çalışıyorum disleksi çocuklarla ama hani ederim. genel ortamdaki diyeyim. Mesela sadece yani yoğunlukla görsel dikkat üzerine çalışılıyor. Oysa ki mesela çocuğun belki sürdürülebilir dikkatle ilgili bir problemi var. Ve bunu biz de çalışırken çok anlayamıyoruz. Mesela MOXU dikkat testinde bu ortaya çıkıyor mu? Önce onu merak ediyorum. MOXA bunun için çok ideal bir test. Yani işin temelinde sürekli performans testi zaten. Yani MOXA'nın temelinde oluşturan bir nokta. O yüzden özellikle performans noktasındaki MOXA deneyimlerinde grafiklerin değerlendirilmesi başlangıç ve bitiş noktalarında ki o diskriminasyon dikkatin sürdürülebilirliği ile ilgili ciddi net bilgiler verebiliyor. İkincisi özellikle dikkatin zamanlama alt birimindeki bozukluklar dikkatin sürdürülebilirliği ile ilgili ciddi pozitif anlamda bilgiler, geri bildirimler verilebiliyor. Fluktüasyon burada önemli bir konu MOXA'da. Fluktüasyonun olması, hangi alanlarda olması ve dikkatin stabilitesinde ile ilgili ciddi bilgiler veriyor. O yüzden sürekli performans testi zaten. Mosto özellikle dikkatin sürekliliği açısından net bilgiler veriyor. Tamam. Bir de şunu sormak istiyorum. Mesela çocuk okurken işte çizi görünce çizmeye tamamlıyor. Mesela orada aslında çizgi yazıyor. Bu genellikle mesela devamını yani işlemleme hızından mı kelimeyi çağıramadığı için mi? Yoksa hani bazen şunu da hissediyorum çünkü okurken yani oradan bir an önce kurtulmak yani okumayla ilgili bir problem olduğu için ondan kurtulmak için atmak için Aynen. Şimdi o ikisi bunu de nasıl ayırt edebilirim? bunu ayırt etmek farklı anlamlar yani. Bunu çok net görüyoruz. Yani çocuk okuyamadığı için mi sonunu uyduruyor yoksa çabuk sıkıldık da hemen bitsin diye uydurup geçiyor.
Burada ikisini de sıfırda görüyoruz. Birincisi daha çok dislektikler, öğrenme güçlükleri, okuma güçlükleri. İkincisi daha çok dikkat süreçleriyle ilişkili. Bunu ayırt etmekte bir temel nokta biraz önce ifade ettiğim şey. Yani hangisi daha ön planda? Dikkat ve dürtüsellik mi ön planda? Yoksa okumayla ilgili, öğrenmeyle ilgili süreçler mi ön planda? Bunu ayırt ederken benim baktığım en önemli nokta çocuğun günlük hayatı. Günlük hayatında aceleci, sırasını beklemekte güçlük çekiyor. Hemen her şeyin olması istiyor. Sabırsız, dürtü kontrolüyle ilgili sıkıntılar varsa bu daha çok öğrenme güçlüğünden ziyade hareket ve dikkat bozukluklarıyla ilişkili olabiliyor bu okumadaki sorun. Yok eğer daha sabırlı ama uğraşıyor ama çabalıyor ama bir şeyler hala yolunda gitmiyorsa bu daha çok öğrenme güçlükleriyle ilişkili olabilir diye söylüyorum. Yine VIS-4 burada çok iyi bir süreç. Mesela dürtüsel çocuklarda hani bir şeyleri hızlı yapayım hemen bitsinle gidelimle ilgili çocuklarda işlemleme hızı genellikle bozulmuyor. Hatta yüksek çıkıyor. Daha çok çalışma belleğe düşük çıkıyor. Ama daha çok işte öğrenmeyle ilgili, prosesle ilgili sorunlar olan çocuklarda işlemleme hızı yani kavrama daha düşük oluyor. Bu önemli bir ayrıç noktası olabilir. Evet tamam. Çok teşekkür ederim. Hülya Uzunoğlu'na söz hakkı verebiliriz hocam. Tabii. Öncelikle çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bir konuda sorun var. Birincisi öğrenme güçlüğü nörolojik bir durum olduğu için hani bazı yayınlarda ömür boyu süren bir durum olduğu ifade ediliyor. Ama siz göz bozukluğu gibi düzelebileceğini söylediniz. Son literatür bu şekilde mi? Önce bunu sormak istiyorum. İkinci sorum da ben anaokulunda bir bağımsız devlet anaokulunda rektörüm olarak görev yapıyorum. Çocuklara dikkat eksikliği konusunda 6 yaştan önce tanılanma olmadığı yönünde bir beyan geldi. Bir konu hakkında söyledim. Bir de mesela dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olmasıyla yalnızca dikkatle ilgili desteğe ihtiyacı olduğu kriterin o kararı nasıl veriliyor? Bu gibi sorularını teşekkür ederim. Belki orada yanlış bir anlaşılma olabilir. Dikkatle ömür boyu devam eden bir süreçtir. Nörolojik bir yetersizlik de tıpkı göz bozukluğu gibi göz bozukluğu da düzelmez. Takdir edersiniz bir ömür boyu. Ama buradaki süreç şudur. Kişinin ya da çocuğun erken zamanda fark edilirse bu gibi süreçler ve uygun eğitim destekler sağlanırsa yaşıtlarına yaklaştırma ve çocuğa bir takım beceriler kazandırılarak bu durumun ona etkilemesi minimuma çekilebilir. Asıl buradaki temel amaç budur. Yani bir iyileşme, bir kürden söz etmek yanlış olur. Bu çoğu psikiyatrik bozukluk için geçerli. Yani dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu da genellikle geçen bir şey değildir. Ya da diğer alanlardaki zihinsel süreçler de. Ama biz neden erken anlamda bir takım müdahaleler yapmak istiyoruz? Çocuğun bir takım becerilerini erken zamanda kazanıp, ona işlevsellik kazandırıp ve çocuğun bir takım alışkanlıkları erken dönemde yerleştirip bu durumun onu çok az etkilemesini ya da hiç etkilememesini sağlamak için bu noktadaki temel amacımız. Yoksa yani diyelim ki şöyle bir durum oldu. Tabii klinikte böyle bir durum yok klinik hayatta da. Biz bir fonksiyonel MR cihazı alsak, dikkatli bir bireyin işte fonksiyonel MR cihazında beyinsel anlamdaki farklılığını tespit etsek, bundan 10 yıl sonra da o beyinsel farklılık devam edecektir en nihayetinde. Ama bunun kliniğe yani gündelik hayata nasıl yansıyacağını temel ortaya koyacak şey eğitimsel faktörler. İkinci anlamda 6 yaş öncesinde dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu tanısı konur. Bununla ilgili bir engel söz konusu değildir. Ama oradaki belki şöyle olabilir. Bazı klinisyenler dikkati değerlendirmek için 6 yaş ve öncesini çok uygun olarak görmezler. Çünkü dikkat gelişen bir süreçtir. Beynin ön bölgesiyle ilgili bir süreçtir. Ve en geç gelişen bölgedir. 6-7 yaş civarında tam manasıyla gelişebilir. Ama onun öncesinde özellikle hiperaktivite ve dürtüsellik gibi alanlarla ilgili konular gündeme gelebilir ve bu tanı konulabilir. Şimdi oradaki hani bir dikkat sorununun bir bozukluk ya da tedavi gerektiren bir durum olup olmadığının kriteri temel noktada şudur.
çocuğun okul hayatını, aile hayatını, sosyal ilişkilerini etkileyip etkilemediği ve bu noktada da kar zarar hesabı. Çünkü takdir edersiniz ki siz eğitimcilerinizde bunu küt görüyorsunuz. 10 çocuktan, 10 çocuğun annesinden 9'una sorsanız dikkati eksik der. Dikkati az der, dikkati bozuk der. Her dikkat eksikliği, her dikkat bozukluğu tedavi gerektiren bir durum değildir. Önemli nokta sizin için çocuğun sosyal, akademik, arkadaş ilişkilerini, aile hayatını, okul hayatını, uyum becerilerini var olan semptomlar nasıl etkilediği. Ve bu noktada bir analiz yapıp tedavi başlama noktasında farklı noktalardan dataları da alıp okuldan, aileden, klinik gözlemle, testlerle tedavi kararını bu şekilde vermek. Hocam, terapisi ve dijitallik 6 yaş öncesi tanımlanabiliyor mu? Elbette. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hocam, şimdi şöyle çok fazla soru var. İsterseniz bir süre koyalım. Orada sizin de fazla zamanınızı almayalım. Bence de münasip olur. Tamam. Çeyrek geçe gibi bitirmiş olalım mı? Nasıl uygun olursa. Tamam gayet hocam. İyi olur. Mine Hanım, Mine Çalışkan Tunç var sırada hocam. Tabii ki. Merhabalar herkese. Ben İzmir Bornova Zehra Hoca Hanım İlkokulu'nda görev yapıyorum. Memnun olduk hocam. Çok teşekkür ederim. Bizleri tamamlayan özveri dolu bir sunum gerçekleştirdiniz. İçeride velilerim var. Sizler sayesinde hem bir MOKSO ailesi üyesi olarak ben de uygulayıcısıyım. Hı hı. Hem de böyle alandan birisiyle ortak dili konuşmak çok gerçekten güç veriyor. Çok sevindim, çok teşekkürler. İnanın böyle sizleri izlemek ayrı bir tazelenme vesilesi oluyor bizler için. Şimdi bir arkadaşımızın sorusu vardı. İşte raporların gelecekte çocukların karşısına tercihlerinde onları ketlemesi gibi. Sohbet bölümünde bir arkadaşımız yazmış kısmını. İki yol var aslında. Mehmet Ali Vural hocam yazmış. Dediği gibi hastanelere müracaatla eğitim öğretim sisteminden çıktıktan sonra çocuklar raporlardan işte oranlarıyla beraber silinebiliyor. Hastaneler bunu yapabiliyor. Ayrıca hocam çocuk eğitim öğretim hayatı süresi içerisinde ister bizdeki kademesinde isterse farklı bir kademede her yıl sene sonunda bu çocuklar için hazırladığımız bireysel gelişim raporu doldurulduğunda aile de oraya bir imza atıyor ve diyoruz ki artık çocuğumuz beklenen seviyeye geldi, yaşıtlarıyla arasındaki farkı kapattı, raporunuzu kaldırabilirsiniz. Hastane yönlendirmelerini yapıyoruz. Gelecek seneden itibaren çocuğumuz normal raporu alarak, bir zamanlar gidip Çözger raporu aldığı heyette normal raporu alarak bu sistemdeki yardım alma sürecini tamamlamış oluyor. Bir bu konuda katkı sunmak istedim. Bir de bir arkadaş sormuştu. İşte görme bozukluğundan mı kaynaklanıyor yoksa çocuğun özel ihtiyacından mı kaynaklanıyor diye. Biz İzmirliler olarak şanslıyız. İsmini vermeyeyim hocamızın. Fakat İzmir'de bir göz hekimi var. Özellikle disleksili çocukların az gören, özgür öğrenme bozukluğu yaşayan çocukların görme problemleri konusunda uzmanlaşmış bir insan kendisi. Uluslararası platformlarda sertifikasyon süreçlerini tamamlamış. Ben mesela kendisiyle çok güzel çalışmalar yürütüyorum. Önüme gelen bir öğrenci de ilk etapta tıbbi kontrollerini tamamlatıyorum. İyi işitebiliyor mu? Sağlıklı yeterli miktarda görebiliyor mu çocuğumuz? Herhangi bir sağlık problemi var mı? Bu taramalardan geçtikten sonra tam eğitim öğretimle ilgili problemlerle mücadele ederken diyorum ki bir de şu doktordan ben yardım almanızı istiyorum. Biz de sınıf öğretmenimizle birlikte arama tarama işte çocuktaki yazı, resim, çizgi bunları tespit edebiliyoruz. Hani endişelendiği kadar kötü, nasıl söyleyeyim, karşılarına çıkabilecek süreçler değil aslında alabilecekleri yardımı uzaklaştırmamak, geciktirmemek adına öncelikle kaygılarını bir tarafa bıraksınlar.
biz alan çalışanlarına güvensinler. Çünkü hocam biz de sizlerden destek alıyoruz. Biz de hep tazeliyoruz bilgilerimizi. Bunları sunmam için, paylaşmam için fırsat verdiğiniz için de çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz değerli katkılarınız için. Hocam son olarak Ayşen Hanım'a, Ayşen Kayahan'a söz hakkı verelim. Sonra da bitirelim isterseniz. Evet, nasıl arzu edersiniz? Ayşen Hanım sormayacaksa Gürkan Bey var, Gürkan Akdağ. Ona söz hakkı verelim hocam. Merhabalar hocam. Merhabalar. Öncelikle sunumunuz için çok teşekkür ediyorum. Yani ilk değerlendirme ile ilgili bu kadar kısa sürede bu kadar ayrıntılı bilgi aktardınız bize. Buna da çok faydalandık. Benim alanım özel eğitim hocam. Yani ben size şimdi hem bir katkıda bulunmak istiyorum burada bir arkadaşımız sorduğu soruya. Hem de aynı zamanda bu düşündüklerimin noktasında sizin görüşünüzü almak istiyorum aslında. Şimdi biz özgür öğrenme güçlü yani dislekside baktığımız zaman performans olarak bireylerde aslında üç tip görüyoruz. Birincisi işte tahmin ederek okuyor. Diğeri tekrar ederek okuyor. Ya da heceleyerek okuyor. Bu üç tipi gördüğümüzde aslında bunların temel problemlerine baktığımız zaman kaynaklarının farklı farklı sorunlara sebep olduğunu görüyoruz. Sizin de sunum içerisinde anlattığınız gibi sol hemisfer ile sağ hemisferin farklı şekilde kullanımı, yani görsel işlevleme ve işitsel işlevlemedeki oluşan kayıpların okumadaki problemleri ortaya çıkışını görüyoruz buradaki noktada. Şimdi bir arkadaşımız demişti mesela çizgi dedikten sonra tamamlayıp okuyor. Bu neden kaynaklanıyor olabilir gibi. Siz de tabii ki çok net bir şekilde verdiniz ama ben sadece uygulama için şunu söyleyeceğim. Buradaki noktada tahmin ederek okuyan bir bireyde biz şunu görüyoruz. Yani görsel işlevlemesinde biraz daha problem olduğunu, sesin erkenden geldiğini, görselin daha geriden geldiğini görüyoruz. Yani burada sağ lobdaki baktığımız zaman işlevlerin biraz daha yavaştan işlediğini görmeye başlıyoruz. Bu nedenle mesela en çok gördüğümüz vakalar heceleyerek okuyan vakalar. Heceleyerek okuyan vakalarda da burada bakıyorsunuz ki sağ hemisfer daha güçlü, sol beyinden aktivasyonu yapmakta ve sesi vermekte güçlü çekiyor. Ses geriden geliyor. Yani görsel var ama ses geriden geldiği için heceleri kokuyor. O nedenle ben şimdi özel eğitimde uzun sürelerdir çalışıyorum 99'dan beri. Ben aynı şekilde özel eğitimdeki arkadaşlarımıza da uyarıyorum ve onlarla da konuşurken de söylediğim nokta temel kaynağı bulmak lazım. Yani işitsel mi, dil tipi mi, algısal tipi mi, bir disleksi olduğunu bulup o yönde ilk önce ön koşul becerileri tamamlamak gerekiyor. Yani çarpma bilmeye öğretirken toplama bilmeyen birisine çarpma öğretmek ne kadar zorsa, bu çocuğa hece yöntemi de olsa, tümden gelim de olsa, tüme varım da olsa, okuma yazma öğretmeyle uğraşırken aslında ön temel koşul becerilerinde problemi var. Yani bu kişinin görsel algı becerilerinde problem varsa o yönde çalışma ya da bedensel hareketlerle uygulamaları yapmak ve bunları aslında eğitimin ön planına almak gerektiğini düşünüyorum. Buradaki noktada bu ön koşul becerileri tamamlayacağız ki bu bilişsel süreçleri tamamladıktan sonra ilerleyeceğiz. Ama dediğiniz gibi dikkat, konsantrasyon yani sürdürülen dikkatteki sorunları da aşmak gerekiyor. Bunları da aşmadan ilerlemekte güçlük çekiyorsunuz. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Buradaki temel sorunu esasında bireyle belirlemek ve ondan sonra ilerlemek lazım. Tabii MOX ailesi olarak burada hani çözümlere girdiğiniz zaman çözüm çok uzun bir konu. Yani ona girmek hatta sizinle bu çözümlere yönelik ayrıca bir program daha yaparlarsa burada çok katkınız olacağını düşünüyorum. Benim görüşümü aktarmak için ilettim. Siz de hani bunu doğru mu düşünüyorum? Yorum verirseniz çok çok mutlu olurum. Bence çok doğru bir yaklaşımda bulundunuz. Teşekkür ederim katkılarınız için. Zaten belki burada sunumda ayrıntılara giremedik ama disleksinin çok alt tipi var. Özellikle fonolojik alt tip, görsel alt tip, magnoteliler alt tip. Ve bu noktaların hepsinin farklı bir eğitsel metodu da var. Tabii ki bu değerli özel eğitimcilerimizin yıllardan beri ortaya koyduğu müdahale prototipini de net bir şekilde etkiliyor. Yani buradaki temel felsefe bireyi bireysel anlamda değerlendirip ona göre kaynaklara inmek ve sorunları o noktada çözebilmek. Böyle basma kalıp sonradan çıkmış gibi her disleksi tanısına, her disleksili bireye ya da her dikkat bozuklu bireye aynı tedavi ya da eğitim modalitelerini uygulamak yanlış. Bireyselleştirilmiş bir eğitim planı, programı çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani çok ayrıntılı ifade ettim zaten buradaki süreçler. Bizim de görmediğimiz noktalar. Çünkü bunlar takdir edersiniz ki eğitim süreçlerinde fark edilecek noktalar ve bu noktalarda bence yani disleksi süreci özel eğitimcinin, psikiyatrinin, öğretmenimizin, ailemizin oluşturduğu bir ekibin sürecinde
değerlendirilmeli ve bu noktada mutlaka müdahalede bu süreçlerde olmalı diye düşünüyorum. Çok güzel katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum sunum için. Moksu'ya da teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Hocam bir de şu ölüm olayını, erken ölüm olayı var ya, velim bir tanesi onu soruyor. Onunla bir değinebilirseniz çok teşekkür ederim size. Yani oradaki veri biraz da hani manşete dikkat çekmek için verilen bir veri. Yani bu çoğu psikiyatrik bozukluk için aslında geçerli bir şeydir. Bu tedavi almadığı zaman biliyorsunuz bu kişiler yaşam koşulları anlamında, sosyal anlamda ciddi zorluklar yaşarlar. İşsizlik, ekonomik durumlar, kötü beslenme, farklı anlamlardaki bağımlılıklar. O yüzden bu noktalarda erken müdahale edilmesi bu kişilerin yaşam sürelerini otomatikman uzatacaktır. Buradaki süreç şudur. Yani her disleksili vaka mutlaka bu noktada erken vefat edildiği bir şey değil de erken anlamda müdahale edilmezse ya da tanımlanmazsa bu tür kişilerin yaşam koşullarının ileriki dönemlerde kötü olacağı ve bir takım sağlık problemlerinin fazlaca olacağı için yaşam sürelerinin, beklenen yaşam sürelerinin kısalmasıyla ilişkilidir. Aslında bu süreç sadece disleksi için geçerlidir. Otizm, şizofreni, major depresyon, bipolar, bu bütün psikiyatrik rahatsızlıklarla ilişkili bir süreçtir. Aşağı yukarı benzer oranlar vardır. Bu biraz daha dikkat çekmek açısından söylenmiştir. Doğru bir söz, yalan değildir. Ama temel nokta bu kişileri erkenden fark edip toplum hayatına katmak ve bu noktada bu kişilerin yaşam sürelerini uzatmaktır. Buradaki temel söylem budur. Bir de ben teşekkür ederim. STK'larda çalıştığımızı da söylediniz. Ben şunu sınıf öğretmeniyim ben. Söylediğiniz bir konu çok önemli. Bu raporlarla ilgili olan konu, evet, gerçekten alanda raporlarla ilgili. Hocam sizin öncülüğünüzde ya da MOKO Türkiye öncülüğünde aile olarak yani bu konuda bir imza kampanyası başlattık. Bunların yani en azından diğer bu psikiyatrik raporlardan ayrı tutulması, kişilerin yaşamlarına etki etmemesi konusunda bir çalışma başlatamaz mıyız? Yani bizim işte bu noktada Türkiye Disleksi Derneği, aynen, Disleksi Derneği'nin ciddi çalışmaları var. Yani şu anda bakanlık nezdinde de girişimlerde bulunuyor. Hatta geçen aylarda yapılan Milli Eğitim Büyük Şurası'nda da katıldık. Oraya temsilci gönderdik. Ama işte maalesef işler Türkiye'de ağır ilerliyor. Belki dernek nezdinde böyle bir yapılanma da olabilir, neden olmaz. Yani en azından biz destek verelim. Birçok insan var Türkiye'de bu konuda size yardımcı olabilecek. Yani bu elbette ki olabilir. Tabii büyük bir organizasyon meselesi. Ama bunu mutlaka gündeme getireceğim. Tamam, teşekkür ediyorum hocam. Ben sağ teşekkür olun. Ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz hocam değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Öncelikle Türkiye Mokso'ya ve diğer tüm katılımcılara teşekkür ederim. Bizler de çok teşekkür ederiz, zamanlarını ayırdılar bizlere. İyi pazarlar hocam. İyi pazarlar. İyi pazarlar. Görüşmek üzere.